Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün arkadaşlar çok heyecanlı olduğum bir gün ve video olacak. Bugün sizinle şöyle Henry halı yıkama, her şeyi yıkama, yani koltuk yıkama makinesinin hem kutu açılımını, kuruluşunu, hazırlayışını ve hep birlikte deneyelim istedim. Bu arada İngiltere'de hava hemen kararıyor. Işık çok iyi değil, kusuruma bakmayın. Şöyle şimdi bunu açalım, hep birlikte hazırlayalım ve bakalım. Çünkü koltukları ben uzun zamandır sadece siliyorum. Ne zaman yıkadığımı hiç hatırlamıyorum ya. Sanırsam 2 yıldır hiç yıkamıyorum. Sadece silme. Onun için üst düzeyle çok uğraşmayacağım. Önemli olan benim için içi, koltukların içinde temiz olması. Bakalım nasıl yıkayacak. Umarım iyi olacak. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, bayağı parçaları var gördüğünüz gibi. Zor görünse de değil aslında. Ben hemen anladım görür görmez neyi ne diye. Şu örneğin koltuk ve merdiven gibi, yani daha küçük alan halı yerleri ya da araba için. Şu parça zaten halı için. Bu da sert yer. Mermer, laminat, işte ne bileyim, sert yerleri yıkamak için. Bu da onun için. Şu da temiz su kablosu. Sadece işini çok iyi bilmiyorum. Hep birlikte bakalım. İçini nasıl ayarlayacağız? Yanlardan basarak. Böyleymiş. Evet, bidonunda 2 tane su yeri var. Orta kısmı sanırsam kirli su gelecek. Buradan da şöyle yuvarlak etrafı bir kova. Buraya da temiz su, yani temiz su, kirli su olayı böyle olacak. Şöyle geri içine koyuyorum. Şimdi buraya su getireyim. Suyu arkadaşlar emin değilim, sıcak koyabilir misiniz, koyamaz mısınız diye. Ben ılık koyacağım. Ne kaynar ne soğuk ılık koyacağım. Şampuan suyunu, yani temiz suyu. İçinden şöyle deterjan da çıktı. Tabii farklı markalardan da alınabiliyor. Bu Nuchem mi öyle bir şey yazıyor. 5 litreye, ha soğuk su diyor arkadaşlar. Ben ılık dedim ama soğuk su ekleyecek. Neyse, 5 litre soğuk suya 40 ml bundan koyacağız. Ne kadar yapıyor 40? 41 çizgi anlamına geliyor diyor burada. Ama diyor çok kirliyse halınız ya da koltuğunuz, iki katı koyabilirsiniz diyor. Ben iki katı yapacağım çünkü koltuklarım eminim çok kirli. Yani şu şekilde iki çizgi. 1, 2, şuraya kadar. Şurada çizgiler var. Bir çizgi 40'mış. İki tane çizgiye göre buradan dökeceğim bu 5 litre suya. Şimdi gideyim su getireyim. Hatta burada 20 yazıyor. Biraz galiba ılık koyabilirsiniz. Evet, sanırsam 5 litreyi de doldurduk. Şimdi şu deterjandan dökeceğim. Şöyle ölçüsüne bakarak. Şöyle bir oldu. Biraz daha. Aslında şunu bir sallamak iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü deterjanı bir tarafa döktüm. Şöyle bir sallayayım. Üstüme de biraz su geldi. Neyse, artık bir şey değil.
Şöyle bunu Bırak takarken görelim. arkadaşlar, şurada şöyle bir borusu var. Bu temiz suya girecek. Yani buraya şurada delik var kenarında. Şu oraya delik gelecek. Ve bu şekilde kapatacağız. Şöyle bayağı uzun bir priz yeri var. Bu çok iyi. Şuna gerek yok. Bunlar yer için. Sonra kullanacağız. Heh, tamam. Ha şu lazım. Eli. Şöyle önce bunu takıyoruz. Çünkü burada şeyi de var. Basma yeri suyu çıkarmak için. Sonra da şunu. Ve şu kablosunu birleştiriyorum. Azalttırmıyor, kusura bakmayın. Ha babasıyla. Şunu birleştirdim. Şimdi buraya. Şunun bir büyük bir küçük ucu var. Büyük kısmı buraya. Buradan sıklaştırıyorum. Büyük kısmı buraya. Sonra şöyle kablolar karışmasın diye arkadaşlar şöyle plastik parçaları koymuşlar. Bunları istediğiniz gibi kablo ortada olmasın diye şöyle geçiriyorsunuz. Şöyle dağınık olmasın diye böyle böyle ilerleyeceğiz. Makinemiz hazır. Hadi hep birlikte deneyelim. Çok heyecanlıyım. Ben şeyi merak ettim. Bu şampuanlamayı yaptıktan sonra ne kadar bekleteceğim? Direkt mi çekeceğim? Videolarda direkt çekiyorlar. Biraz bekletmeyi faydalı buluyorum aslında ama siz ne düşünüyorsunuz acaba? Evet, şimdi burada iki tuş var. Şöyle getireyim görmeniz için. Biri suyu çekiyor, biri suyu veriyor diyor. Suyu vermeye açıyoruz hemen. Sesi güzelmiş baya. Bak. Ve şuraya basarak su verecek sanırsam. Evet, bayağı su sıçratıyor. Şimdi kameraman Özgür'e veriyorum ki o çeksin, böyle tripodla olmuyor. Hazır mısınız Özgür Bey? Hazırım. Şuraya basınca bakın. Şampuanlamaya geçiyorum. Bastırarak yapsana. Ha öyle. Şuralar en çok kirli. Buralar felaket. Bayağı ben siliyorum bu koltuğu. Evet, Önemli olan göreceğiz şu şimdi ve şu. sen. Ha kirli mi çıkar diyorsun? Ha. Neyse deniyoruz şimdi. Zaten daha adam akıllı ben buna bol bol yapacağım. Bu şimdi ilk denememiz. Ay kokusu muhteşem biliyor musun? Şampuanı sevdim. İsmini niye Henry koymuşlar ki acaba? Bence birinin kocasının ismi. Çok seviyorum. Birinin kocası, yapan adamın ismi demiyor da. Ha, yapanı kardeşim kardeş de olabilir de. Ha yok bir dakika, kadın olanı da var. Heti de var. Kirpikli kirpikli. Pembe. Karı koca ismi yapmışlar. Yani Şey bayağı. bekleteceksin mi? Hepsini yap, sonra mı yapacaksın? Üstünde bekledin demiyor. Direkt çekin diyor ama ben diyorum ki Bence bir 10 çek. dakika güzel Su bir. dibine iyice işlemesin. Ha öyle mi? O yüzden öyle diyor, hemen çekinmiyor. Tamam öyle yapalım. Birlikleri vardır adamların. Suyun hepsini çekemez bence. Yüzeyi temizleyecek. Tamam. Hemen geçecek. Hemen burayı da ya. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi kapatıyoruz şu tuşu. Su verme tuşunu. Ve çekmeye geçiyoruz. Ne oldu? Çekmedi.
Abo, ben bunu takmamışım ki hiç. Hmm. Dur, dur, dur. O yüzden mi şoförde acaba? Yok yok, onlar aksi o çekmek için. Ha. Onlar kapanmadı ama. Tamam, hadi bakalım. Dur. Ha, çekiyor. Hadi. Çekiyor değil mi? Evet, çekiyor. Evet arkadaşlar, koltukları bitirdik. Özgür'ün yardımıyla benim biraz kolum ağrıdı açıkçası. Çok da şey bir iş değil yani, biraz zor. Ama insanın kolu yoruluyor ama yani biraz şu suyu görmek beni korkutuyor. Hep birlikte bakacağız. O silmeyle milmeyle temiz olmuyormuş yani. Bayağı bir gördük çekerken. Çok hafif nemli kalıyor koltuklar ama bu halı yıkamacılar oluyor ya, koltuk yıkamacılar, onlar geldiğinde zaten şöyle hafif bir nem kalıyor. Bu şekilde halım yeni, temiz ama sadece ucunu göstermek için size göstereyim diye şu kısmını biraz şöyle bir yapacağız. Zaten burada sadece yemek yeniliyor, bir şeyler yeniliyor diye, ama zaten halı yeni, temiz aslında da sadece denemek, görmek için. Şimdi biraz hafif bir su verip bir de şuraya deneyeceğiz. Suyu verirken her zaman yine bu uç arkadaşlar. Büyük ucu sadece çekmeye kullanacağız. Şimdi su kaldı mı bilmiyorum, içine bayağı kullandık ama bir deneyelim. Evet, suyumuz varmış biraz daha. Şöyle çok pişiyorlar. Basarak yapsana. Geliyor mu? Bayağı geliyor. Şöyle yeter. Zaten denemek için halım yeni, temiz zaten. Hemen ucunu değiştiriyoruz. Şöyle. Neyse. Şu ucu çıkardık. Şu ucu taktık. Şöyle. Birleştiriyoruz. Ve çekmeye basalım. Zurnanın zırt dediği yere mi geldik? Zurnanın zırt dediği yere. En korkunç yeri. Aslında buranın ışığı kötü. Şöyle bir açalım, mutfakta göstereceğim size. Hangisi kirli? Aç bakayım. Varmış. İyi çekmiş ama.
Çok kullanmamışız ha. Daha çok suyumuz varmış. Var var, su var. Demek ki bayağı bayağı az yani. Kullandık biz. Çünkü ben korktum çok sıkmaya arkadaşlar. Aynen. Niyet denemeden de ben yani. Biraz az az sıktım diye daha çok su sıkabilirmişiz. Yani onu da öğrenmiş olduk. Yani. Ben öyle az az sıkmıştım. Çok sıkabilirmişsiniz. Lan o ne simsiyah su ya. Gelin size mutfakta göstereyim ben bunu. Çok az su kullanmışız. Ben ama çok biz hemen ama niye biliyor musun? Minnacık sıçratıyor. Evet çok az su kullandık biz arkadaşlar. Ben korkarak sıktım o suyu. Çok mu geliyor az mı geliyor anlamadım ama minnacık sıçratıyordu. Yani ben baya baya suyu dökmem bitirmem gerekiyormuş. Bakar mısınız suya? Aman Allah'ım çok korkunç. Neyse şunu öğrendik. Suyunu bol bol dökün korkmayın. Ben az az döktüm korktum. Yani bir daha yıkayacağım bir yarın tam dökerek bu sefer bütün suyu kullanarak denemek istedim sadece sizin için. Bu şekilde görmüş olduk. Evet arkadaşlar hızlı hızlı bir video çekmeye çalıştım size. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Halının ucunda biraz denedik, korkta denedik. Ben suyu çok korka korka sıktım. Çok az kullandım suyu korktuğum için. Çok mu geliyor acaba? Çünkü çok geliyor gibi gözüktü ama gelmemiş. Çünkü o 5 litrenin 1 litresini bile kullanmamışız. Hepsi duruyordu o temiz kovada. Aklınızda olsun. Bol bol rahatça dökün suyu. Ben de öğrenmiş oldum. Bu şekilde ben koltuklarımı gerçekten hep siliyorum. O su nasıl öyle o renkte çıktı anlamıyorum. Ben de şoktayım. Gerçekten haftada bir siliyorum böyle net derin. Ama demek ki içinde gerçekten çok kir kalıyormuş. Neyse bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.